sevgili izleyiciler, gördüğünüz gibi Kara Şimşir adlı Knight Rider dizisinin o güzel türküsünü bizlerle paylaştığı için sevgili Cenk amcanıza hepiniz çok şey borçlusunuz. Ama bu son hali biraz The Good, The Bad, The Ugly'yi çağrıştırdı Cenk'ciğim. Esası bu, ana teması. Öbürü ıttır fıdırdı fıdırdı fıdırdı. Tamam, esası o da biraz o, yavaş yavaş sündürdüğün için şeye gitti, iyi kötü çirkine gitti. Yok yok değil öyle. Anlamında dedin. Bağlamayla çaldı. Sevgili izleyiciler, Cenk amcanızın Türkiye şarkıya vurmasının bir sebebi var. Gördüğünüz gibi yine kendisini sevmediği bir yemekle karşı karşıyayız. Mırın kırın yapıyor. Myron Kyron. The Myron and the Kyron. Haldun yine yani ben bunu buldum abi, ne yapayım daha falan diyerekten bunlarla geldi. Haldun'un dükkanı açması bile mucize. Şikayet edelim de gitsin valilik kapatsın, Allah kahretmesin. Şimdi bu benim küçükken elit ayçöreği adını verdiğim bir tür pastane olgusu. Milföy hamuru, toz şeker ve küçümal badem şeyleriyle yapılıyor. Evet, ben de buna mıknav çöreği derdim Cenk'ciğim. Çünkü bak mıknav şeklinde. Biraz bu tabii bunun şekli biraz bozuk olmuş. Normalde biraz daha güzel bir U'dur bu. U biçiminde mıknavları siz tabii bilmezsiniz. U piti piti. O zamanlar küçümal mıknavlar çok güçlü olmadığı için mıknavın gücünün büyüklüğünden geldiğini zannederlerdi. Böyle büyük U mıknavlar yaparlar. O kadar güçlü mıknavdır diyorsun. Şimdi sevgili izleyiciler, bu arada mıknav diyoruz, mıknatıs demeye çalışıyoruz. Aslında mıknav biliyorsunuz tornavida, mıknatıslanmış tornavidaya verilen isimdir. Evet. Mıknatıslı tornavida anlamında kısaca mıknav denir. Yani normal tornavidaya tornav, mıknatıslı tornavidaya mıknav, mıknatısa da yine mıknav diyoruz. Peki burada artısı eksisi hangisi bunun, belli mi? Isırınca belli olacak. Isıracağım diyorsun. Sevgili kurabiyemizin üzerinde bayağı bir toz şekeri seziniyor. Bu minimaller bundan kopan parçalar mı, yoksa ayrıca özel olarak yapılmışlar mı? Zannımca şuradan koparak bu tarafa doğru zerk olmuşlar. Yani gittikçe küçülüyor bu vaziyete gelmişler. Bu arada koparılmamış ve gayet minimal. Bu niye böyle de bu niye böyle? İşte iki ayrı tür yapmışlar bu sonradan çıkan türü. Bunun gerçek ismi sevgili izleyiciler, yani pastan dostlarımıza gittiğinizde aha şundan demenizi gerektirmesin diye ismini söyleyelim. Pürüzyen. Yani şu an Cenk amcanızın yaptığı gibi pürüz yiyen bir arkadaşınız kendisi. Pürüz biraz yiyen. Üstü pürüzlü olduğu için mi bu manayı, bu söylemi yapmışlar Cenk'ciğim? Evet, Fransızlardan bir şeyler bulmuşlardı pürüz mürüz diye. Aslında pürmüz yiyen olsaymış, şu an olsa pürmüze bir gönderme olurmuş. Bunun içindeki garip grabe şeyi iyice abuk sabuk bir hale getirmişler. Ya bunun içindeki o öyle bile değil. Sanırım içinde tahta falan var Cenk'ciğim. Bayağı sert. Sert, o da sert. Yani bana şey gibi geldi. Donmuş margarin. Ama yani tazeyken güzel bir dostumuzdu. Peki bu tatlı mı yoksa tuzlu bir dostumuz mu? Yani içi biraz tuzlumsu, dışı tatlımsı mı falan mı? Fiş mekan mı? Falan işte, ikisinden de koyalım da hani bakarsın belki bir şey olur gibisinden. Oğlum. Nasıl tuttuğunu ama anlamadığımız yıllar önce pastane raflarından kalkması gereken bir şeydi ama ilginç. Ama çok severiz sevgili izleyiciler. Bu arada her pastane mamulü gibi bunu da turşu suyuyla tüketmek gerektiğini herhalde bilirler değil mi Cenk? Onu ayrıca söylememize gerek var mı? Bu arada bu çok güzel bir şeydir de Haldun bunu bu hale getirmiştir diye düşünüyorum canım Cenk'im. Ya bence biraz ucuza yapayım diye içindeki bazı önemli malzemeleri hayati öneme sahip malzemeleri cebellezi etmiş. Evet, olabilir. Bu arada turşu suyu gerçekten bununla gayet güzel gider. Çünkü hem tatlı hem tuzlu ya. Turşu suyu da bol turşu tatlı, efendim sirke, limon falan gibi şeyler var ya, tam bir damak manyaması yaşarsınız. Yani diliniz ve damağınız ben şimdi hangi tadı algılıyorum, 5 farklı tattan hangisi bu, aman tanrım diyerekten beyninize bir sürü sorular gönderir. Evet, ayrıca sevgili izleyiciler, pastaneden acı badem de canınız çekti, pürüzyen de canınız çekti. Fakat bir tanesini alacak paranız var. Bu durumda pürüzyeni almanız yeterli. Çünkü biraz bunu yedikten sonra üst kısmını soyarsanız içindeki aynı acı badem sevgili izleyiciler. Onu da acı badem niyetine lüpletirsiniz, Allah kahretmesin. Aynı zamanda bunu satan pastancı dostlarımızın turşu suyu da satması gerekliliğini bir kez daha buradan kamuoyuna duyursam mı? Olur mu? Çünkü bizim buradaki turşuda mesela işten çıkan bir sürü dostlarımız versene adam bir tur bardak diye. Bu Friends'de falan olan kafe muhabbetleri bildiğiniz turşucuda dönüyor aslında.
Kimi dostlarımız büyük bira bardağını, kulplu bira bardağını içine 2-3 tane de kornişon atsana falan gibisinden. Argentine bardağı dedin. Kimisi sadece su alıyor ve kesinlikle acı koydurmuyor. Kimisi şalgamını biraz fazla koy diyor falan. Yani aslında orada bizim turşucu dostumuz bir barmen misali. Hem sohbetler ediliyor hem de turşu suları havada uçuşuyor. Ayrıca siz turşucunun özel karışımını da gittiğiniz bir turşucuda rahatlıkla tadabilirsiniz. Abi bana o senin özel karışımdan yapar mısın? O işte ona formülü isim... hiçbir zaman belli olmuyor değil mi? Abi bana bir Cafer versene yani. Abimizin adı Cafer'se hani kendi adını verir mantıken. O ne falan derse ne yapacağız? Yani hani kendi adını vermemiş bir turşucu çıkabilir mi arada da olsa? Mümkün değil. Ama öyle durumlarda varsa abi bana oradan bir atom yap veya iki el bombası koysana falan gibi böyle çünkü evet. Genelde bu tarz isimler silah isimleri verilir. Yani kimse yaptığı turşu karışımına minyon falan demez sevgili izleyiciler. Pıtırcık, papatya. Dolayısıyla aslında bir sitcom yapılacaksa bu devamlı turşucuda takılıp probiyotik olarak bağırsak bazında çok sağlıklı dostlarımızı konu alan bir sitcom yapılabilir. Evet, probiyotikler adını taşıyan... Veya bakteriler de olabilir. Bakteriler. biraz daha yemez misin canım Cenk'im? Turşu? Ben şeyi doldurdum, turşu içerim. O halde biz turşu içerken siz de bunu tamamlayın sevgili. Bu arada turşu suyunun hangi turşudan yapıldığını doğru bilirseniz size 200 mililitre turşu suyu hediye edeceğiz. Turşu suyu, turşuyu sıkarak yapılan su değil mi Cenk'ciğim? Tabii ki ama hangi turşuyu sıkıyorsun? Ha, önemli olan o. Yani bir tane Rondo, ne o mutfaktaki zızız öten şey? Rondo ile Rende'yi karıştırdın ve Rondo veya Rondo dedin. Rondo. Rondo 3. ona abimiz turşuları alıyor. Silvester abimiz turşuları çok güzel doğuruyor. Bir Cafer yap dediğiniz zaman tamam diyor. Şöyle kapatıyor. Hangi turşuları eklediğini siz görmüyorsunuz. O inanılmaz karışımı yapıp anzınzınzınz diye orada onları şey yapıyor ve turşu suyunu ona göre hazırlıyor. Evet. Hatta turşucularda ben olsam şöyle bir şey yaparım. Çeşitli işte sabahtan 3 tane bardak hazırlarım veya kaç taneyse. Her birinin içerisine ayrı bir formül koyarım ve formül 1, formül 2, formül 3 diye üstlerinde böyle gizemli bir şey yazarım ki inanılmaz satılır sevgili izleyiciler. Evet, mesela birini çok acı koyduğumuzu anırtan koyabiliriz adına diye düşündüm yani henüz koymadım o ismi. Evet. Şimdi siz de isim önerilerinizi artık yazabilirsiniz sevgili izleyiciler. Finger sword unutmuyoruz. Hand shield, finger sword. Müebbetinden, muhabbetinden koy bir de suyundan. Müebbetinden, muhabbetinden koy bir de suyundan. Müebbetinden, muhabbetinden koy bir de suyundan.